Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? 6 günlük bir hasretin ardında sizlerle beraberiz. Şimdi, e, öncelikle yasal uyarıyı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hep beraber okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. E, arkadaşlar, kendi kararlarınızı kendiniz verin. Bana bakarak, bir başkasına bakarak yatırım yapmayın. Lütfen, rica ediyorum. E, şimdi... Arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 gündür e, YouTube'da video paylaşmıyorum. Bunun sebebini de zaten az çok biliyorsunuz. Ama öyle bir geleceğiz ki arkadaşlar inşallah nasip kısmet olursa. Şu e, biraz kafamız rahat olsun. Çok manyak, çok manyak böyle tek kalem. Tek kalem, tek kalem yani tek kalem. Tek Tekli ise çok güzel şeyler yapacağız. Allah nasip kısmet eder ise. Şimdi e, jantla başlayalım. Öncelikle şuraya bir not alalım. Jant. Evet. Şimdi jant için ne söylemiştik? Arkadaşlar açıkçası şimdi 567 idi. Biz 567'nin üstüne atar ise çok böyle güzel hareketler yani böyle artık hızlı bir yükseliş gelebilir dedik. Yalnız böyle en ince ayrıntısına baktığımda böyle 573'ler 573'ler bu ise için daha olumlu olduğuna karar verdik. 573'ün üstüne atar ise yani artık daha hızlı yükselişler ve tarihi zirveler gelebilir anlamda bir şeyler söyleyebiliriz. 647, 731, 830 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyledik. Bedelli haberi de eli kulağında olabilir, gelebilir, gelmeyebilir, bedelsiz de olabilir bilmiyorum. Bunu hep beraber takip edeceğiz. Şimdi eğer ki 573'ün üstüne atar mı atamaz ise bakın burada şuradaki boşluğu doldurması gerekiyor yani buraya kadar bir düşüş gelebilir ve hatta hatta 485 TL'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir diyelim. Şimdi bu bir ikincisi çok güzel bir haber ee, nedir o da şudur arkadaşlar yaklaşık e, şuradan itibaren 22 Şubat Şubat'tan beri 22 Şubat'tan beri 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısında hareket ediyordu. Yani 50 günlük hareketli ortalamayı 575'in 575'te 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırdı ve ta ki 400 TL'lere 480 TL'lere kadar ee, geldi. Yani 484 TL'lere kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Hatta 500 TL'lere kadar diyebiliriz. Ee, bir geri çekilme meydana geldi. Ee, 11 Mart'ta 50 günlük hareketli ortalama desteği çalıştı ve artık e, yukarı yönlü hareketine devam etti. Bakın burada e, çok güzel bir görüntü var ve e, e, şimdi şöyle bir şey de var. Değerli dostlar, güzel insanlar. 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı az sonra belki de pazartesi günü kes, kesecek. Keser ise işte o zaman bizim için çok güzel şeyler olur. Yani böyle tavan serileri gelebilir anlamına bir şeyler oluşabilir. Bakın buradaki hareket çok güzel bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki hareket tamam mı? Çok güzel bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Burada zaten kesişimler gerçekleşiyor. Yavaş yavaş güç topluyor açıkçası. Eğer ki tabi bu demek değildir ki direktmen yukarı gidecek. Tabii ben bu ise için daha önce de açık bir şekilde söyledim. Benim elimde olduğu için çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Bekletiyorum. Yani cuma günü kara geçtim öyle söyleyeyim. Daha karda değildim arkadaşlar yani. Açıkçasını söylemek gerekirse o kadar da bir maliyet düşürmek de istemedim. Bu hisse için özellikle. Şimdi aşağı gelebilme ihtimali hala var. Yani 485 TL'lere kadar geri çekilmeler olabilir. Hatta ve hatta şurası bizim için bir destek noktası olur. Tamam şurası burası kaçtır 502 TL'ler. 502 TL'lere kadar da bir geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ee, çok fazla da böyle ne bileyim kısa vadede bu hisseyi düşünmemek gerekiyor. Bu ise ee, yani belki bir ay, iki ay, 3 ay sonra e, buradaki rakamların çok ve çok üstüne e, gidebilir. Yalnız şöyle bir şey mutlaka söylemem gerekiyor. 573'e gidip geri çekilir ise o zaman stop loss konulabilir. Yani stop loss nerede konulabilir? 536 TL'lerde yani 50 günlük hareketli ortalamanın olduğu yerde e, stop loss'la beklemek gerekiyor. E, yani çünkü biliyorsun yani ben açık bir şekilde söyleyeyim. E, işte burada e, bizi dinleyen, izleyen insanlar gerçek yatırımcı olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani gerçek yatırımcılar böyle kısa ile işi olmaz. E, sizler de kısa vadeci olduğunuz için e, 536 TL'lerde Stop loss belki uygun olabilir en azından ee, belki bu süre daha da uzayacak yani şimdi buradaki biz hedefleri verdik diye bu hedefleri teker teker gerçekleşecek diye bir şey yok 573'ün üstüne atarsa 647'ye gider 647'den sonra tekrar burada e, geri çekilmeler yapabilir burada da belki 1-2 hafta durup ondan sonra yani bu teknik olumludur teknik burada bir şey söyleyemez. Ama dediğim gibi şuradaki formasyonun ana hedefi 800x'ler. O ne zaman gerçekleşir hep beraber göreceğiz. Hatta burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şöyle bir şey de var. Yani düşeni kırmış. Burada düşeni kırmış. Bu da bizim için güzel bir hareket. Artık yolu açık olsun diyelim sabreden kazanır. Sabretmeyen zaten hiçbir şekilde hiçbir ise de kazanmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Şimdi Eggub muydu neydi? Onu bir bakalım. Şimdi açıkçasını söylemek gerekirse bu hisseyi de e, teknik olarak beğendiğimi söyleyebilirim. E, şimdi 216 TL bizim için. Ya bak hedef vermişiz. Hedef gerçekleşmiş ya buradayken ise. Buralardayken herhalde 203 TL destek var demişiz 216 TL hedeftir 240 TL hedeftir 240 TL'nin üstüne atar ise o zaman bizim için daha güzel şeyler olacağından bahsetmişiz gibi gibi. Şimdi tekrar en ince ayrıntısına kadar bakalım açıkçası burada bir düşen kırılım gerçekleşebilir bakın burada tam burada. Tam burada düşen kırılım gerçekleşebilir. Gerçekleşir ise burada nasıl bir hareket meydana gelir? Şöyle bir hareket meydana gelebilir. Hele ki zaten bu tarihi zirvenin üstüne atar ise bu ise o zaman e, vermiş olduğumuz bu bütün hedefler e, çok güzel bir şekilde ...gelir. Yaklaşık %50-%60 bir kazanç dilimi demektir. Burada düşeni kırmış zaten arkadaşlar. Her an burada tavan serileri gelebilir. Yani tavan serileri olabilir. Ne bileyim artı beşler, altı altılar havada uçuşabilir. Onu tam olarak bilmiyoruz. Ama dediğim gibi burada bir düşen... E, ...kırılım gerçekleşmiş. E, artık... E, ...burada e, 240 TL'nin üstüne atması gerekiyor. 240 TL'nin üstüne atar ise... O zaman çok güzel şeyler söyleyeceğiz. Yani e, zaten burada gör, görmüş olduğunuz gibi 256 TL'ler, 278 TL'ler, 302 TL'ler, 338 TL yani 340 TL de diyebilirsiniz. E, oradaki rakamlar çok önemli yok açıkçası. E, bu şekilde Ege Gübre Sanay, ya açıkçası ben bu hissenin 300 TL'leri rahat bir şekilde göreceğine inanıyorum. E, bunlar da gerçekleşir. Gibime geliyor ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu hisse de güzel bir hisse olduğunu söyledik zaten. Ee, açıkçası çok da korkulabilecek bir hisse e, olmadığını düşünüyorum. Ama tabii seçim sizin, karar sizindir. Yatırım tavsiyesi olmadığını da zaten e, belirttik. Yani şuradaki mavi biraz yukarı atar ise o zaman anlayacaksın ki. Bu ise tamamdır, ederindedir, yolundadır. Bu ise şu şekilde paylaşabilirsiniz. Yani görebilirsiniz. Yani ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hatta pardon şunu 216 TL bizim için artık destektir. Şuradaki destek e, hala e, duruyor ama 216 TL'nin altı stop lossla beklenir. Yani kesinlikle 216 TL e, altı stop loss beklenilir. E, ama e, 240 TL, 256, 280, 300, 340 TL'ler bunlar teknik olarak hedeftir. önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilir. E, bu tarz şeyler onu da zaten hep beraber e, izleyip göreceğiz. Egup, değil mi? 1 Şimdi logoyu da istemişler. Logo bakalım logo. Evet, logo ne ya. Şimdi ne demişiz logoya? Evet, bakın şimdi çok önemli bir yerde. Açıkçası o kadar önemli bir yerde ki logo. Yani inanılmaz önemli bir yerde ya. 150 TL. Bakın 150 TL. Şöyle biraz tam bunu bir çizmek gerekiyor ya. Şunu biraz. Şöyle bir saniye. Net bir şekilde çizelim de. Evet. Şimdi e burası bir duvardır arkadaşlar. Bakın şuradaki dikdörtgeni görür iseniz bakın burada 150 TL duvarı var diyoruz. Yani 149 TL'dir de aslında. Biz 150 TL diyoruz. E, yuvarlak bir şekilde Hatta şu şekilde yapalım. E, 148 TL. Bakın eğer ki 150 TL'den geri döner ise stop loss. Kesinlikle stop loss. Çünkü neden? E, 130 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tamam mı? 130 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu teknikin söylemiş olduğu şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim değildir. Ee, bunu 1 milyon tane teknik analizciye söyleseniz bu aynı şeyi söyler. Şimdi bakın burada çizmişiz. 150 TL direncini çizmişiz. Bakın buraya her geldiğinde hisse satış yemiştir. Yani bugüne kadar hep e, yükselen bir trendin içinde. Bakın buradaki yükselen trendini çizmişim sizlere. Tamam mı? Burada e, üst e, direnci, üst direnci, üst kanalı. Şuradaki bir kanalın içerisinde sürekli böyle bir yükselen kanal içerisinde hareket etti. En sonunda yataya bağladı. Yani burada aslında tam şurada yükselen kanal kırıldı. Yani aşağı doğru bir e, düşme meydana geldi ve artık yataya bağladı. İşte şurada yataya bağladı. Eğer ki 150 TL'nin altında kalır ise ya da şu şekilde söyleyeyim bu ise 150 TL altı hep yataydır ve sıkıntılıdır. Yani 130 130 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yarın öbürsü gün yani pazartesi günü bu ise 150 TL'nin üstüne atar ise bakın söylediğim şeylere dikkat edin. 150 TL'nin üstüne atar ise buradaki kanalın içerisine girmiş olacak ve Hiçbir şekilde demek ki burada güç toplama meydana gelmiştir. Burada küçük yatırımcı silkeleme operasyonu yapılmıştır. Bu da iyi bir şeydir. Önümüzdeki günlerde 150 TL eğer ki üstünde kalıcı olur ise 150 TL'nin üstünde 1-2 günlük kapanış bile bizim için yeterlidir, kafidir. 165 TL ile 183 TL kanal bandı arasında yükselişine devam etmek isteyecektir. Onu bir anlayalım. Şimdi anlatabildim mi? 150 TL'nin üstünde 2 günlük kapanışlar, 3 günlük kapanışlar gelir ise hatta hacimli bir şekilde bir günde yeterli olacaktır. 165 ile 183 kanal bandında hareket edecektir ve o yükselen kanal içerisine girmiş bulunmakta olacak ve hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır bizim için. Ee, Bunlar çok önemli rakamlardır. Ve hatta hatta 183 TL'nin üstüne atar ise buradaki daha önce yapmış olduğu hareketi ve daha güç yetersizliğinden dolayı, hacim yetersizliğinden dolayı geri çekildi ya. 183 bandına girer ise burada farklı bir kanala geçiş yapmak isteyecektir ve 205 TL kadar gidebilecek bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunlar ne zaman için? Bunlar orta ve uzun vade için geçerlidir. Yani hiçbir şekilde sen bunları anında cepte olarak görme. Ha gelebilir, gelir ise sürpriz olsun senin için. Gelmiyorsa da sabırlı bir şekilde beklemen gerekiyor. Kısa da 148 ile 130 TL bandı arasında bir geri çekilmeler olabilir. Bir kanal boyu kadar burada bir hareketlenmeler olabilir. Ama eğer ki 150 TL'nin üstüne atar ise ya hocam Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben bu hissenin 150 TL ya da 160 TL üstü kapanışları yaptığını gördüğümde girmek istiyorum. Olabilir mi? Teknik mi? Yani senin düşüncene göre değil. Teknik mi? Teknik ben olumludur. Yani 150 ile 160 TL bandı aralarında hisseye giriş yapılabilir mi? Teknik olarak giriş yapılabilir. Çünkü daha sağlıklıdır açıkçası. Çünkü burada eğer ki girer iseniz burada 130 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ya bu da senin işine yaramıyor. Ama ben orta ve uzun vadeciysem ben bu iki hisseye 200 TL hedef vermişim açıkçası. Çünkü niye? Teknik olarak var. Güç olarak var. Bunlar e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilir hedeflerdir. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir sonraki hissemiz bir yat. Evet bir yat. Şimdi bir yata ne demişiz 418 TL bizim için ana destektir. buranın aşağısına hiçbir şekilde düşüşler gelmemesi gerekiyor. burada bizim bir kanalımız var. Buraya her geldiğinde tepki yükselişi yaparak yoluna devam ediyor ta ki şuradaki üçgen yükselen üçgeni doldurana kadar. Yani artık 303 bakalım yükselen mi? Yok aslında 550 TL. şur şuradaki e, 551 TL e, direnci var 551 TL direncini aşar ise 674 TL hedefi var 674 TLnin üstü kapanışlar yapar ise o zaman aa bu 1000 TL hedef olur o zaman 1000 TL hedef olur bir yatta ama tabi bunun için erkendir da bunun için e, şu an e, bu tarz şeyleri söylemek e, biraz sakıncalı ee, o yüzden şu an tamamen şunu bir kapatayım. Benim bir işime yaramıyor. Ee, dediğim gibi 551 TL hedefi var, direnci var. 551'de geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü dirençte dirence kafa attığında geçemiyor ise aşağı gelir. Ee, yani e, bir tepki e, toplamak için, güç toplamak için tekrar bir aşağı giriş yapabilir. Ondan sonra tekrar 674 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Yani açıkçası şu an için e, şurası kırılmadığı sürece bir sıkıntı görmüyoruz. Ama 674 TL hedef önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gelebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir sonraki isemiz smart smart Evet smart şu şekilde böyle günlükte yapsak daha iyi olur. Şimdi ne demişiz smart için? Serevinin pipeti demişiz bir kere arkadaşlar. Yani burada zaten bunlar teknik olarak hedeflerdir. Bunlar gidebilecek hedefleridir. Hala teknik olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını Söylemişiz. Aslında e, bakın burada zaten düşen kanal çizgisini görüyorsunuz. Bakın bu bir e, düşen hisse. Yani bu hisse gittikçe düşmüştür. Düşmüştür, düşmüştür. Burası bizim alt tabanımız. Yani alt desteğimiz. En güçlü desteklerimizden bir tanesi. Hatta en güçlü desteğimizdir. 7.40 TL'ler. Teknik olarak söylüyoruz. Bu bir. İkincisi hisse Burada biliyorsunuz ki endeksle beraber burada bir endeks sıkıntısı yaşadık yaklaşık bir hafta boyunca. Burada aslında o kadar güzel yerdeydi ki şurada. Burada her an bir tepki yükselişi yapıp yoluna devam edebilirdi. Yalnız endeksle beraber aşağı düştü. Şu an hala tekniğinde herhangi bir en ufak bir sıkıntı görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Açıkçası bakın şuranın Üstüne atar ise bak 8.60'ların üstüne atar ise hatta 8.80'lerin üstüne atar ise o zaman düşen e, buradaki kısa vadede düşen kanal e, kırılmış olacak. Yani düşeni kıracak. Bakın şuradaki düşeni kıran çizgisini görüyorsunuz. Şurada düşeni kıran çizgisi şu düşeni kıran çizgisidir. Buranın üstüne atması gerekiyor. Yani bunun için yüzde kaç yapması gerekiyor? %8, %9 hatta %10'luk bir şey var. %10'luk bir e, düşeni kırma e, zaman aralığı var. Orayı kırması gerekiyor. Kırar ise buradaki teknik olarak hedefler rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde gelebilme ihtimali var. Ama e, zaten burada güç toplayacaktır büyük ihtimalle. Buralarda e, biraz oyalanabilir ama elinde sonunda buradaki çizgi kıracak. Yani burada kırmasa bile burada da kırsa bir sıkıntı görmüyoruz. Tamam mı? Kıramaz ise şuraya gelse bile dahi bir sıkıntı görmüyoruz. Teknik olarak söylüyorum arkadaşlar bunu sizlere. E, ekstradan bizim yani e, biz bu tarz hisseleri yani Sanko'yu, Vakko'yu paylaştığımızda arkadaşlar Sizlere nasıl hedefleri olduğunu rahat bir şekilde söyledik o isenin, bu isenin de aynı keza buradaki hedefleri olduğunu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. 740'lar bizim ana destek hattımız, yani gelebilecek en güçlü desteğidir. Burada gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Ama gelmeden önce de burada tabii bizim bir duvarımız var. Bu duvardan da çarpabilir ki bir Cuma günü çarptı arkadaşlar. Yani eksi 2'lerdeydi 7.89'lardaydı hisse. Ondan sonra bir anda bir tepki geldi bu hisseyi 8 TL'nin üstüne atmaya çalıştı. Tekrar Yani dediğim gibi 7.40 TL'lere kadar bir geri çekilme yapsa bile dahi bir sıkıntı görmüyoruz. Sanko'dan bahsetmişken Sanko'ya bir ufak bir hatırlatma yapalım. Evet tabi biz paylaştığımızda bunlar... Bunların hiçbir tanesi yoktu arkadaşlar. Buradaki hedeflerin hiçbir tanesi yoktu. Hatta şu şekilde paylaşayım. Ee, biz burada paylaştık. Buradaki hissenin ana hedefi işte 9, 10, 12 TL'ler olduğunu söylemiştik sizlere. 12 TL'ler olduğunu söylemiştik. Ee, ve aslında her zaman biz ne diyoruz? Minimal bazda çiziyoruz. Aslında şu kanal boyu kadar bir yükseliş... Gelebilir 14 TL'lere kabul ediyor bu da e, o da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gelir mi gelmez mi onu hep beraber izleyip göreceğiz. Şöyle bir yapalım. Evet tabi hisse ne oldu ne bitti onu şöyle bir devam edelim. Burada. Yani bunlar bir günde olacak şeyler değil arkadaşlar. Bakın burada onayını aldı ya onayını bir kere almış burada. Burada buranın üstüne kapanış yapan bütün hisseler genellikle şuradaki hedeflerine gidiyordur. Ama bir gün, iki gün, üç gün, dört gün bakın arkadaşlar onayını almış ama gitmiyor bir türlü değil mi? Bak gidiyor aşağı geliyor, gidiyor aşağı geliyor, gidiyor aşağı geliyor. Yani burada sabırdan başka hiçbir şey seni kurtarmaz. Senin sabırlı olman gerekiyor. Bir kere onayını almış. Hisse i̇şte şuraya gelse dahi bak geldi. Anladın? Teknik bozulmaz. Teknik olarak diyor ki ben buraya gelsem dahi bir sıkıntı olmaz. Yani hisse ya, bakın burada pullback hareketini yaptı. Ondan sonra yoluna devam etti. Açıkçası artık 14 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam stop loss neresi olacak? Ben sürekli stop loss ner nerede kullanacağım? Her zaman bir önceki günün kapanış fiyatı senin stop loss olacak. Yani senin pazartesi günü stop loss'un neresi olacak? 12 TL'ler olacak. Pazartesi günü tavan olur ise ki büyük ihtimalle yine olabilir. E artık eğer ki örneğin 13 TL'de mi kapatıyor? 13 TL stop loss'un olacak. Tamam mı? Yani en azından bir düzeltme hareketi meydana gelir ise orada yaralanmamak için şey yapabilirsin ama 14 TL'ye kadar teknik olarak bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Yani biz bu hisseyi paylaştığımızda millet bizle dalga geçiyordu. Gülüyordu. Diyor ki adam bizle dalga geçiyor ama görmüş olduğunuz gibi ee, ekstradan bir sıkıntı olmadık. Eninde sonunda hisseler ee, gidiyor bu şekilde. Şimdi şunu da bir yanımıza not alalım. Evet. Şimdi Hubbyce. Bakın o kadar önemli bir yerde ki arkadaşlar şu an. Yani inanılmaz önemli bir yerde, inanılmaz bir yerde. Yani 18 14'ler ler yani şu anda burada kapanış yapmasının büyük bir sebebi var. Büyük bir sebebi var. Eğer ki şuradaki düşeni kırar ise çok rahat bir şekilde yoluna devam edecektir. Kıramaz ise güç toplamak için geri çekilecektir. Peki bu güç toplamak için geri gelme Seviyeleri nerelerde tam, tam olarak gelmeyebilirdi ama benim için en önemli destek noktalarından bir tanesi 15 TL'ler 15 TL'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir tamam 15 TL'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir teknik olarak olumludur teknik olarak teknik der ki kardeşim buradaki duvarı kıramaz ise 15 TL kadar ben getiririm. Ben bunu bir haftada getiririm. Ben bunu 3 günde getiririm. Ben bunu 2 günde getiririm. Ama getirebilirim diyor. Burayın bu düşen kanalı bu düşen kralımı gerçekleştirir ise o zaman yani 18 18.90'ların üstüne atar ise yani şuradaki seviyenin üstüne atar ise hatta 20 TL'lerin üstüne atar ise o zaman benim için 21 TL'ler, 26 TL'ler ve hatta 31 TL'ler 10 numara 5 yıldız orta vadede yani kısa ile orta vadede gerçekleşebilirdi. Şimdi açıkçası bu tarz hisselerin grafiğini paylaşmamın sebebi çünkü grafik olarak beğeniyorum. Şimdi Sanko'nun da grafiğini beğendik ama kaç günde gitti arkadaşlar? Örneğin 2 ay sonra benim vermiş olduğum hedef gerçekleştirdi. Ya da bir ay sonra benim vermiş olduğum hedef gerçekleşti. Şu an itibariyle Sanko benim hedefimi gerçekleştirdi. Yani orta vade ve minimal bazda 12 TL hedef vermiştik. Şimdi bu ise de e, orta ve uzun vadede hedefler vermiştim. Ben bu hissenin üzerine durmamın sebebi şimdi grafiğini beğeniyorum. Grafiğini beğendiğim hisseyi ben paylaşırım arkadaşlar. Ge gider gitmez bilmiyorum ama e, bunu bir zaman aralığına yaymak gerekiyor. Orası, o da nedir? Yaklaşık 2 ay 3 ay boyunca ee, bekleme süresi olabilir. Şu kalem ne yazmıyor ya? Şunu bir yanıma not alacağım da bir şey. Her neyse. E, sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki olay tamamen sabırla ilgilidir. Eee HoopVC'de sabırla beklemek gerekiyor. Artık kim hup? Ve C. Tamam. Sabırla beklemek gerekir. Ee, buradaki düşen kırılım gerçekleşir ise önü çok güzel açıktır. Hala teknik olarak o numara. 5 yıldızdır 15 TL'lere kadar geri çekilme yapsa dahi. Bakın iyi dinleyin beni. 15 TL'lere kadar bir geri çekilme yapsa dahi buradaki formasyon hedefi bozulmaz. Yani bir kere formasyon hedefi adam orada yazmış. Demiş ki 15 TL'lere kadar bir geri çekilme yapsa dahi bir sıkıntı yok benim açımdan. Ben oradaki hisselerin hedefini büyük ihtimalle gerçekleştiririm diyor. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi olmadığını söyledik. Şimdi Fonet. Evet daha önceki yayınlarda bende olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Fonet'i bekletiyorum. Sıkıntı değil. Hala da bekletiyorum. Açıkçası bana şey soruyorlar. Ne diyorlar? Diyor ki hocam mesela diyorlar ya şöyle bir Vakko, sanko grafiği gibi bir hisse verir misiniz gibisinden. ya Zaten ben bir hissenin e, üzerine çok düşer isem arkadaşlar o hisse ben beğendiğim için paylaşıyorum. Yani ben beğenmediğim bir hisseyi kolay kolay paylaşmam. Ama sizler de e, sorunca ben de zaten e, laf arasında bazı şeyleri söylüyorum. Şimdi fonet. Yazdık, kaydettik. Aslında grafik tamamıyla budur. Yani geçmişten geleceğe kadar burada şöyle bir grafik var. Yani bir üçgen formasyonu mu diyorsunuz, ne diyorsunuz bilmiyorum artık. Şöyle bir şey var arkadaşlar hisse. Şimdi hisse e, tamamen buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş e, söz konusu olabilir. Yani şuradaki yükseliş kadar önümüzde bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bu burada kalsın. Şimdi bu burada kalsın bu bizim uzun vade hedefimizdir. Şimdi kısada bakacağız. Şimdi kısada ise bakacağız. Şimdi açıkçası bizim alt desteğimiz şu çizgidir. Şu çizgidir. Şu çizgi bizim alt desteğimiz. Bakın burada 50 günlük hareketli ortalamamız hatta 20 günlük hareketli ortalamamızın üstünde olması çok iyi. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde olması ise çok iyi. Yani bunlar güzel şeyler peki hocam benim stop loss'um neresi olsun? Yani ben bu saatten sonra benim stop loss'u açıkçası ben kardayım. Kardayım. Stop loss'um ben örnek diyorum. Stop loss'u koyacak isem şurada koyulur. 14 60'larda koyulur. Hatta şurada 50 günlük hareketli ortalamayı bile alabilirsiniz. Hatta 20 günlük hareketli ortalamayı bile alabilirsiniz. Neresi orası? 10 15 TL'ler hemen. Hemen. 15 TL'lerde stop loss kullanılabilir. Yani 15 TL'lerde kullanılabilir ya da daha sağlam olsun diye ya bu hissenin hedefi yukarı yönlü yani teknik olarak yukarı yönlü. Yani kısa vadede zaten hisse düşer kalkar. Onlar çok önemli şeyler değildir açıkçası. Ben bu tarz hisselerde stop loss kullanma, hayatta kullanmam. Hayatta kullanmam. Bilsem ki burada 2 3 gün, 5 gün, 1 ay boyunca beni burada bekletsin. Ben, ben stop loss'umu koymam arkadaşlar. Vallahi bile. Bak geçen gün mesela Twitter'da paylaştım. Vallahi billahi bak. İndekste maliyetim 16 TL'lerdi. 16 TL. 34 TL'den elimden çıkardım. Bak perşembe günüydü sanırım ya. Perşembe günü elimden çıkardım. Perşembe miydi? Çarşamaydı. Yalan olmaz. 32. iki katıyla hedef ver. Şimdi indeksle ilgili benim önceki takipçilerim çok iyi bilir önceki takipçilerim çok iyi bilir. Yani ben Twitter'da yılın hissesidir dediğimde millet benle dalga geçiyordu. Niye? Çünkü hedef var yani arkadaşlar hedef var. Şimdi Fonet'te benim için indeksten hiçbir şekilde farkı olmayan birisi. Daha gider gitmez ben onu bilmem. Şimdi ben kendi yatırımlarıma göre bakarım. Ve ben şimdi benim elimde olan bir hisse olduğu için çok fazla detayına girmek istemiyorum. Yani bir algı oluşturmak istemiyorum. Gidebilir gitmeyebilir. Aşağı geri çekilmeler de söz konusu olabilir. Yani şuraya kadar 13.86 TL'lere kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani şuraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilirdi. Şimdi teknik olarak hedeflere gelecek olur isek. Ben tabi buradaki kanal hedeflerini ezberledim için bunları rahat bir şekilde yazıyorum sizlere. Tabi sizler kontrol edin. Yani buradaki hedefler gerçekleşir mi gerçekleşmez mi sen de kendi analizini yaparsın. Ama ben yani 18 TL'ler Allah'ın emri olduğunu düşünen bir adamım. Yani buradaki hedeflerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şimdi ben geri çekilmesini nasıl yorumlayacağını söyleyeceğim. Şimdi geri çekilme nereye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir? Yani şurası benim için şöyle şöyle bir şey yapayım. benim destek noktamdır. 13.76'lar benim için destek noktasıdır. Yani 13.70'lere kadar bir geri çekilme yapsa dahi Şuradaki hedefler bozulmaz Şuradaki hedefler bozulmaz tamam mı yani burada bir geri çekilme yapsa bile dahi e, buradaki yükselen kanal bozulmaz burada bir yükselen kanalın içerisindedir Arkadaşlar yani ben bur burada bunu şöyle de yapabilirdim şöyle bir yapayım şöyle de bir yapabilirdim yani bakın benim yükselen kanalım şu şekilde hareket ediyor ha burada şöyle tamam mı yani burayı bir aşması gerekiyor. Yani tarihi zirveyi 16 TL'lerin üstünde rahat bir şekilde atması gerekiyor ki şuradaki hedefler gelebilsin. Yani tavan serileri gelsin. Yani bu ise 16 hatta tam rakamını vereyim sana. 16.50'nin üstüne atar ise benim için 10 numara 5 yıldız olur. 10 numara 5 yıldız olur. Yani fonet hissesi 16.50'nin üstü benim için roket olur. Tamam. Yani e, 16 elinin üstü kapanışlar yapar ise 18-40'lar, 21 TL'ler, 24 eliler, bunlar teker teker hedeflerdir ve yaklaşık yüzde kaç kazanç elde edersiniz ederim? Yüzde 60 kazanç elde ederim. Tabii bu kısa vadeciler için değildir. Kısa vadeciler her zaman demişim ki benim söylemiş olduğum hiçbir şey geçerli olmaz. Kısa vadelerde e, bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerektiğini de söylemişim bunlar önemli şeylerdir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hissemiz Ostim. Değil mi? Şöyle bir su içeyim biraz. İzniniz varsa. Evet. Değil mi? çok güzel bir şey. Bak, şurada e, daha önce maliyetimi de kaç olduğunu söylemiştim sizlere arkadaşlar, Ostim'de. Ostim'in şeyini görürseniz bir sonraki videoda e, bende maliyet kaç olduğunu az çok söylemiştim, bahsetmiştim sizlere önümüzdeki e, geçen günlerde bahsetmiştik Ostim'de. Şimdi burada bir direnç var. 291. Abi bu 291'i mutlaka geçmesi gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü burada çarpıyor, geliyor. Çarpıyor, geliyor. Çarpıyor, geliyor. Çarpıyor, geri geliyor. Çarpıyor, geri geliyor. Geçiyor, dayanamıyor, güç toplamak için geri geliyor. Tamam? Şimdi bu iyi bir sinyal aslında benim için. Yani demek ki nedir? Burada bu ise güç toplamak istiyor. Yani 291 benim için dirençtir. 291'de millet bu elinden çıkarıyor. Ee, yani benim gibi teknik analojiler örnek diyorum. 291'de elinden çıkarıyorlar. Aşağıya geliyor, tekrar alım yapıyorlar. Yani böyle bir ufak bir traderlık yapabiliyorlar onlar. Şimdi bu hislerin asıl senaryosu ne zaman başlayacak? 3.11'in üstünde kapanışlar, 1 2 günlük kapanışlar yapar ise 3 11'lerin üstünde kapanışlar yapar ise o zaman tarihi zirveleri söyleyeceğiz. Tamam mı? Ama dediğim gibi 2 91'ler bizim için bir önemli bir dirençtir. Burayı kolay kolay kırmıyor. Burayı kalıcı olarak kırar ise ve gün sonu kapanışlarda 2 günlük 3 günlük gün sonu kapanışlarda 2.91 üstü kapanışlar yapar ise bu bizim için tarihi zirveye odaklanabilir diyeceğiz ve buradaki hedefi şuraya kadar getiririm. Ben getiririm teknik olarak. Tamam. Ama bunun için 3.11'in üstünde kapatması gerekir. Bu bir. ikincisi çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde, 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanın birbirine binmesi sonucunda oluşan artı 8. Anlatabildi mi? Yani 50 günlük ile bak 20 günlük, 50 günlük hareketli ortalamayı kesmiş, yani cross oluşmuş. Anladın mı? Cross oluştuğundan hemen birkaç dakika sonra Artı 8 geldi ise yani artık stop loss 2.73 der. yani 20 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalamanın birbirine çakışması birbirine binmesi sonucunda burada stop loss konulabilir eğer ki geri çekilme yapsa ee, ama. 2.91'e kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebilirim. 2.91'in üstünde kapanışlar yaparsa 3.11 TL'ler benim için hedeftir. 3 TL'nin üstünde 3.11'in üstünde kapanışlar yapar ise tarihi zirvelere yol kat edilebilir. Eğer ki buraya çarpıp geri çekilir ise tekrar benim için destek noktası 2.55'lerdir. 2.55'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Hatta yani 2.55 demişim biraz fazla sallanmış gibiyiz. Ortalama olarak çizmemiz gerekiyor. Ee, şurası. 2.60'lar. Yani benim maliyetim aslında oralardı. Yani şimdi benim maliyetim niye bu oralardır arkadaşlar? Bu ise bölünmeye girmeden önce almıştık. Tamam mı? Yani bölünme girdikten sonra hisse işte bölünmeden sonra 2.60'larla 2.70, 2.80, 2.90 e, şuradaki kanal bandı kadar böyle maliyetlendik. E, tabii maliyet düşüre düşüre buradaki safhalara e, geldi. Onu da belirtelim. Dediğim gibi teknik şu an tamamıyla budur. Burada fazla yol almış. Burada fazla durmuş. E, eninde sonunda derin nefes alabilmek için. E, buradaki e, kanaldan yani şuradaki bayrak gibi görüntüden e, uzaklaşması gerekiyor yani orası nerededir 311'in üstünde kapanışlar yapması gerekiyor şimdi ostimde bu şekilde bunları hemen yanımızda yazalım şimdi tireye gelelim tiremondi Evet. Evet. Bak şimdi şu grafik bir kere aklınızda bulunsun. Şuradaki grafik aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi ne demişiz arkadaşlar? Burada bir yükselen kanal trendimiz var. Bakın. Şurada yükselen kanal var. Yani artık destekler gittikçe yükseliyor. Dirençler gittikçe yükseliyor. Tamam. Bakın bir önceki destek e, 5.40'larmış. Tamam. Bir sonra ne olmuş? 6.44'ler. Bir sonra işte ne olmuş? 7.28'ler. Bir sonra yani şu an 7.60'lar. 7.60'lar benim için destek noktası. Yani açıkçası hisse şu an tam da 7.60 desteğindedir. Hissenin yükselen trendi bozulmasın diye 7.60'ın altında hiçbir şekilde kapanış yapmaması gerekiyor. Net. Şu an hisse destekte. Şu an hisse destekte. 7.60 TL'nin altı kapanışlar yapmaması gerekiyor. Tek kural. Hisse şu an kaç TL'de? 7.60'da. Tamam. Hisse şu an 7.60'da. Yani benim Pazartesi günü büyük ihtimalle benim şahsi fikrimdir. 7.60'ın altında kapanış yapmayacaktır. Öyle benim tecrübelerime göre söylüyorum. Tireyi mesela şu an yakın takibinizi alabilirsiniz. 7.60'lar. Tamam. Yani büyük ihtimalle pazartesi günü endeks sıkıntısı olmaz ise endeks sıkıntısı olursa o zaman çok sıkıntılar olur. Yani 7.60'ların altı sıkıntı. Yani niye sıkıntı? Çünkü burada e, yükselen kanalımız e, bir anda çöp olabilir. Buradaki alt tabana gelecek. Yani o zaman e, 5-60 5.60'lara kadar bir geri çekilme söz konusu dahi olabilir. Ama benim şahsi fikrimi soracak iseniz benim kendi öngörümdür. Pazartesi yani yarın yani şu an saat 22'dir. Bundan 10 saat sonra 15 saat sonra bu isenin e, artı 5'ler artı 6'lar yapabileceği Yeni e, düşünüyorum artı 8'ler belki de tavan serileri önümüzdeki haftalarda gelebileceğine dair e, bir öngörü oluşturabilir. Ma yani tabii ki şuradaki dirence çarpıp tekrar geri gelebilir, e, tekrar çarpıp tekrar gelebilir. Yani şu yükselen trendin içinde bunu bir bir kere anlamak gerekiyor. E, şimdi benim en büyük sanıyorum şimdi açıkçası buradaki hisse bu hisseleri ben burada maliyetleniyorum ya. Yani benim maliyetim aslında buradan yüksek. Bunu bir şekilde açık şeklinde yazmak istiyorum. Benim portföyümde şu an tire hissesi 7.60'ın üstündedir maliyetim. Evet. Onu bir kere anla. Şimdi adam da diyor ki ya hocam bütün hisseler var sende. Valla var. Yani 15 tane hisse var bende. Yani ben hangisi hedefini gerçekleştire onu çıkarıp diğerine basıyorum. Ee, ama tek kaleme geçiş yapacağım arkadaşlar. Tek bir ise yüklü tek bir ise ben giriş yapacağım. Bundan sonra artık çünkü endekste belli bir kademeyi bekliyorum. O endeks belli bir kademenin üstüne atar ise tek ise tek kazanç. Daha önce paylaştım arkadaşlar Twitter, Twitter'da. 400 bin TL para kazandım bir hissede. 400 bin TL. Allah bin bereket versin. Oh gittim Mercedes'imi de aldım. Alırım arkadaşım alırım gerekirse iki ay beklerim 3 ay beklerim ama giderim yeni Merso'nu alırım. Bu saatten sonra hedef nedir? Hedefi önümüzdeki zaman dilimi içerisinde söyleyeceğim. Şu an iyi, köyde iyi bir ev yapıyorum. O yüzden e, o şey evi bitmesi gerekiyor. <laughs> ay hadi. Şimdi bu ise de benim ya ben bu hisse burada giriş yapmamın sebebi yani 8 TL maliyetim olsa ne olur 7.60'lar olsa ne olur 7.90'lar olsa ne olur bunlar benim için önemli şeyler değil. Neden değil hocam? Çünkü ben biliyorum ki hisse 9.67'nin üstünde kapanışlar yapar ise bu hisseyi silseler bak silseler durduramazlar. Tamam? Silseler durduramazlar bu hisseyi. Çünkü burada adamlar deli gibi girerler. O zaman ben gire, gireyene kadar 12 TL'ler olur ise e, 13 telelere girse ne yapacağım? Ben burada %40'ımı almadıktan sonra anlatabiliyor muyum? %40'ımı %50'imi almadıktan sonra bak %70 diyor ha. Ben bu ise buralarda bu, buralarda, bu %70 almadıktan sonra benim için hiçbir şey ifade etmez. Örnek veriyorum bu kendi adım kendi adıma söylüyorum. Gerçekleşir gerçekleşmez. Ha bu, bunun belli bir kademesi var yaklaşık. Bir ay sürebilir, iki ay sürebilir, 3 ay sürebilir, 4 ay sürebilir. Ama o yüzde yetmiş gelecek buraya diyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Benim acelem yok. İzniniz varsa bir çay içeceğim. Ola koştura. Uyuyun Nargilem de gelmiş. Evet. Tire de bu şekilde. Yani şimdi ya Allah aşkına ya. Vakoyu paylaştık. Adamlar ne neler dediler neler. Neyse vakoya giriş yapmayacağım. Vakoya bakmayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane hisse şu an şu etapta benim için yeterli yeterliydi. Şimdi ufak bir X, 100. Şöyle Bist 100 endeksimize de bir bakalım. Arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Aa şeye ne kadar çok bence. Ulan bak tarih tekerür eder mi be? Bak Allah aşkına tarih tekerrür eder mi? Bakın grafik o kadar aynı ki birbiriyle. O kadar aynı. Ya sadece şuraya baksanız bile bu biz 100 endeksimiz ne yapmaya çalıştığını bilebilirsiniz. Şuraya çok fazla gitmene gerek yok. Şuraya. Bakın ya. Şurası aynı. Bak hareketlere bak hareketlere. Allah aşkına hareketlere bak. Böyle bir hareket sistemi var mı ya? Hareketlere bak. Tamam. Aynı. Bak buradaki çıkıntı bile aynıdır hemen hemen. Yani ikili tepe yani ikili tepe aynı hizada olmasına gerek yok. Bazı teknik analizcileri izliyorum daha böyle diyor ikili tepe. işte bu ikili tepe değil. Oğlum ikili tepe aynı hizaya gelmesine gerek yok. Bazen yatayda da olabilir. Tamam? Şu şu bile ikili tepedir. Ya pardon ikili tepe diyorum ya. İkili diptir. Tamam? Şu bile ikili diptir. Şu. Tamam? Şu da ikili diptir. Bu da ikili diptir. Tamam? Bunu bir kere öğren yani bunu öğren. Evet. Şimdi yani arkadaşlar bu bu BIST 100 endeksi ben tek kalem diye şimdi tek tek bir grup tek bir grup tek bir 15 günde 15 günde yeni bir hisseyi takibi alacağım. 15 günde. 15 günde bir formasyonu olan %40 %50 kazanç sağlayabilecek miyim kazanç sağlayamayacak mıyım tarzında bir deneme yapacağım açıkçası. O yüzden tek kalem diye tek kurşun tek mermilik bir grup açacağım önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Ama şu an için değil. Biraz kafam rahat olsun. Çok manyak kendim yani kendim kendime açacağım. Sadece tek başıma olacağım <laughs> o grupta. Eee <laughs> E, tabii önümüzdeki şartlar önümüzdeki günlerde şartları falan söyleyeceğim hepsini e, şimdi ama şimdi değil şimdi değil bakın endeksimiz 1578'in üstünde kapanışlar yapar ise 2 günlük 3 günlük 4 günlük tarihi zirveler gelecek tarihi zirveler tarihi zirveler neydi biz e, önceki günlerde analiz yaptığımızda 1711'ler, 1820'ler, hatta 1600'ler falan, hatta 2000'ler bizim için e, teknik olarak e, görebileceğimiz rakamlar olacaktır. Heh. Şimdi gelmez ise Gelmez ise bakın 50 günlük hareketli ortalamayı geçmiş, 20 günlük hareketli ortalamanın üstüne atmış. Bunlar benim için önemli şeylerdir. Eğer ki geri çekilme yapar ise benim destek noktalarım 1468. Tamam? 1468'dir benim. 1468 ile 1469 altı kapanışlar yapmaması gerekiyor. O yüzden burada oyun dışı yapılır buranın üstünde aslında işte ben tek kalemlik yani ben açıkçası 1578'in üstünde 1-2 günlük kapanışlar yapar ise endeksimiz ben elimde olan bütün hisseleri çıkartıp tek bir hisseye grafiğini beğendim tek bir hisseye yüklü bir şekilde elimde avucumda ne varsa gireceğim. Bu normalde yanlış bir şeydir. Ben kendim tavsiye etmiyorum. Yani her zaman bir insanın bir insanın elinde birden fazla hisse olması gerekiyor. Ve bu birden fazla olan hisselerin farklı farklı sektörlerde olması gerektiğini savunan bir adamım. Bunun da yararını ben kendim şahsi olarak almışım. Şahsi olarak almışım. Yani bunun faydasını görmüşüm. Ama dediğim gibi 1578'in üstünde 1-2 günlük kapanışlar yapar ise bunlar benim için yeterlidir. Ve ben tek başıma tek hisseye gireceğim. Ben grafiğini beğendiğim hisselere de e, grafiğini beğendiğim o hisseyi de tabi e, pusucularıma atacağım. Yani diyeceğim ki arkadaşım tek bir hisseye gireceğim. Tek bir hisseye tabi siz girebilirsiniz girmeyebilirsiniz beni e, ilgilendirmez girmeyin girmeyin. Ama e, ben tek hisseye giriyorum arkadaşım. Tek hisseye tek bir canavara gireceğim bak. Tek bir hisseye de gireceğim onun yakın zaman dilimi içerisinde. O yüzden Pusucular WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız Pusucular WhatsApp grubunun iletişim numarası e, benim şu an Twitter adresimde yok. Twitter'dan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Ücret ve şartları öğrenebilirsiniz orada. Tek kaleme yakında giriş yapacağız. Yani giriş yapacağım özür diliyorum. Giriş yapacağım. Tek kalem. Tek bir ise. Tek bir mermi. Paylaşacağım. 14-15 gün bekleme sürem var. 15 günde yüzde kaç alabiliyorum? Hoydur meydan kendim açımda söylüyorum yanlış anlamayın bu şeyleri. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradaki hisseler e, e, sizlerden gelen hisselerdi. E, bunu da birincinde olun. Lütfen e, bu hisseler gider gitmez tarzında benim bir fikrim yok. Ben sadece teknik analizini paylaşırım. Kesinlikle e, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını belirtmek istiyorum. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Yakup Hoca'yı çok seviyorsunuz. O yüzden Yakup Hoca bu hisseyi paylaştı diye girme. Girersen zarar edersin. Ahmet Hoca bu hisseyi girmiş e, almış ve sosyal medyada bahsediyor. Alma. Mustafa Hoca bu hisseyi beğendiğini söyledi. Ben alayım. Alma. Kendi kararlarını kendin ver. Yoksa büyük sıkıntılar yaşarsın. Anladın mı babacığım? Yani otur şeylere girme. Allah peygamber razı olsun hepinizden. Çok güzel mesajlar aldım. Ee, Twitter'ım gerçekten çok güzel mesajlarla dolu. Allah peygamber hepinizden razı olsun. İyi insanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. İyi insanlara ihtiyacımız var. İyi insanlara ihtiyacımız var. Ve son kapanış cümlesini ne yapıyoruz? La galibe illallah.